Merhaba arkadaşlar. Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vakalarından sonra birçok yerimizde, ülkenin birçok yerinde karantina haberleri gelmeye başladı. Ayrıntılara geçmeden önce e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de aynı şekilde açmayı unutmayınız. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Karamanda bir köy karantinaya alındı. Karaman'ın e, Ermenek ilçesine bağlı bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çanakkale'de bir köyün karantina süresi 7 gün uzatıldı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyündeki 14 günü karantina süresi ilçe fızla kurulu tarafından 7 gün boyunca daha uzatıldı. Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kastamonu bir mahallede e, karantinaya alındı. Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantin önlemleri uygulanacak. Ardahan'da iki köy karantinaya alındı Ardahan artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde karantina uygulaması başlatıldı köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı bu arada şunu da söylemek istiyorum bu saydıklarımızın hepsi sadece bir gün içerisinde oluyor yani bu saydığımız karantinaların hepsi bir gün içerisinde oluyor Aksaray'da komşu ziyaretleri vakaları arttırdı ve 3 bölge karantinaya alındı Adıyaman'da 35 ev karantinaya alındı Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı bu saydıklarımızın hepsi bir gün içerisinde oluyor. Yani ülkemizde bir gün içerisinde ne kadar yer karantinaya alıyor? İşte bu şekilde görebilirsiniz. Yani birçok yerimiz bir günde bir sürü yer karantinaya alınıyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise koronavirüs vakalarının artmasından dolayı. Bizim de aslında bu videoda dediğimiz gibi koronavirüs vakaları artıyor ve bu gidişle normalleşmeye dönmek tersine dönmesin. O yüzden dikkat edelim. Videomuzu sonuna geldik. kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.